Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Sekreteri Tamer Yenikaya, Suriye tezkeresinin 2 yıl daha uzatılmasına tepki gösterdi ve çekincelerini açıkladı. Sarayın iktidar ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi, yabancı askerlere Türk topraklarının kapısının açılmasına Cumhuriyet Halk Partisi itiraz edene kadar sessiz kalmıştır. Ardından Türkiye'ye gayrimeşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur. Şayet olursa verilecek sadece bir canımız vardır diye hamasetten öteye gitmeyen bir açıklama yapmıştır. Sizin için meşru, gayrimeşru, yabancı asker ayrımı olabilir. Tezkerede yer alan ve doğrudan doğruya milli egemenliğimize gölge düşürebilecek sakıncaları milletimizle paylaşmak da bizim görevimizdir diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Sekreteri Tamer Yenikaya, söz konusu tezkereye yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasının daha net bir ifadeyle yabancı asker postallarının kutsal vatan toprağımızı çiğnemesinin önünü açmaktadır. Saray iktidarına sormak isteriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu yok mudur? Askerimiz, polisimiz, korucumuz ne için mücadele etmektedir? Söz konusu yabancı askerler kimlerdir ve ordumuzun veremediği hangi mücadeleyi verecektir? Türk milleti vatanını canından aziz bilir. Anadolu'nun her karış toprağında yurdumuzu korumak, milletimizi yüce tutmak için milyonlarca vatan evladı görev beklemektedir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Sekreteri Tamer Yenikaya ayrıca şunları söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin ilk ve edebi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Dolayısıyla teröre karşı verilecek her türlü mücadeleyi amasız, fakatsız destekler. Bununla birlikte tezkerede yer alan ve doğrudan doğruya milli egemenliğimize gölge düşürebilecek sakıncaları milletimizle paylaşmak da bizim görevimizdir. Söz konusu tezkere yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasını daha net bir ifadeyle yabancı asker postallarının kutsal vatan toprağımızı çiğnemesinin önünü açmaktadır. Saray iktidarına sormak isteriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu yok mudur? Askerimiz, polisimiz, korucumuz ne için mücadele etmektedir? Söz konusu yabancı askerler kimlerdir? Ve ordumuzun veremediği hangi mücadeleyi vereceklerdir? Türk milleti vatanını canından aziz bilir. Anadolu'nun her karış toprağında yurdumuzu korumak, milletimizi yüce tutmak için milyonlarca vatan evladı görev beklemektedir. Bizzat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen ve milletimizin hemen her kesimi tarafından desteklenen bu itiraz, müzakere dahi edilmeden gündemden düşürülmüştür. Bu telaşın sebebi nedir? Türk milleti vatanını tehlikede gördüğü her an elbette direnç gösterecektir. Ancak çekincemiz ülkeyi yöneten saray iktidarının bir kez daha Allah da milletim de beni affetsin diyecek duruma düşmesidir. Aziz milletimiz bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi terörle mücadele adı altında yabancı askerlere vatanımızın kapılarını açan maddeye itiraz etmektedir. Altı okun dili milliyetçilik olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yabancı silahlı kuvvetleri Türkiye'de bulunması ifadesini kabul etmesi mümkün değildir. Çünkü yabancı asker demek işgal demektir. İşin dikkat çekici bir boyutu da sarayın iktidar ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi yabancı askerlere Türk topraklarının kapısının açılmasına Cumhuriyet Halk Partisi itiraz edene kadar sessiz kalmıştır. Ardından Türkiye'ye gayrimeşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur. Şayet olursa verilecek sadece bir canımız vardır diye hamasetten öteye gitmeyen bir açıklama yapmıştır. Sizin için meşru, gayrimeşru yabancı asker ayrımı olabilir. Ama vatan toprağını namus bilen bizler için öyle bir ayrım yoktur. Olmayacaktır. Büyük Önder Atatürk'ün ifadesiyle zaferleri ve geçmişi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber uygarlık nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusundan umudu kesip
yabancı askerlere beyni bağlayan sahi ve şürakasını aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz.